Eksik değil, farklılar. Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Vakfı ile Gönyeli Fazıl Pülümer Anaokulu İşbirliği'nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle farkındalığı ve toplumsal bilinci arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü, Üstün Zekalılar Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği öğrencileri, yanında fakültenin çeşitli bölümlerinden öğrenim gören gönüllü öğrencilerin katıldığı ve geleneksel hale getirilen, aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen, Gönyeli Çemberi'nde pankart açılarak güne özel hazırlanan broşür dağıtıldı. Dereboyu Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 10'da başlayan bir diğer farkındalık etkinliğini ise Özev öğrencileri, Gönyeli Fazıl Pülümer Anaokulu ve Şehit Tuncer İlkokulu minikleri de etkinliğe katılarak destek verdi. Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerin organize ettiği etkinlikte resimler çizildi, yüzler boyandı. Boyama etkinlikleri bittikten sonra kafe bir restoran önüne kadar yürüyüş yapıldı ve balonlar havaya bırakıldı. Etkinliğin gerçekleşmesinde Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Artix ve Copy Center, Deniz Plaza, The Line Group, Çınar Yurtları, Evsu, Güner Nuri Petrol, Şehitoğlu Yapı Market, Evrensel Özel Eğitim ve Psikolojik Hizmetler Derneği ve Okan Yapı Market katkıda bulundu. Bugün burada toplumsal bilinci ve farkındalığı arttırmak için bir grup öğrencilerim yine toplumsal hizmet uygulamaları çerçevesinde Özev Özel Eğitim Vakfı ve Gönyeli Fazıl Pülümer İşbirliği çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi olarak burada bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe sponsor olan ve can gönülden bizleri destekleyen okul yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilerimize ve tüm halkımıza buradan sevgiler dilerim. Gördüğünüz için bugün burada çok renkli etkinlikler vardır ve çocuklarımızla çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz ve farkındalığı bu şekilde arttırıyoruz. Buraya gelip bizlerle birlikte olan Yakın Doğu TV'ye de buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü bugün. Yakın Doğu Üniversitesi'nin özel eğitim bölümüyle birlikte ve Gönyeli Fazıl Pülümer Anaokulu ile birlikte düzenlediğimiz bir etkinlikte bugün bugünün önemine binaen toplumsal bir farkındalığı uyandırmakla ilgili bir etkinlik düzenledik. Katılan, burada olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özel Eğitim Vakfı olarak biz 10 yıldır aslında özel eğitim gereksinimli, farklı gelişen bireylerle ilgili bu ülkede özel eğitimin 4 temel ilkenin ışığında yapılmasıyla ilgili bir mücadele sergiliyoruz. Bununla ilgili olarak hem devlete bunu anlatmakla ilgili bir mücadele. Aynı zamanda fiilen özel eğitim ve rehabilitasyonla ilgili bir mücadele veriyoruz. Geldiğimiz noktaya baktığımda aslında bu dönemlerde artık özel eğitimin gereksinimi, otizmde bu kadar bir artışın yaşandığı bir dönemde gereksiniminin ne kadar da önemli olduğunu yaşıyoruz. Bu nedenle buradan bir çağrı yapmak istiyorum sizin de aracılığınızla. Devlet ve hükümette bu son dönemdeki, son hükümette ilişkilerimiz bu yönde de oldukça iyi gidiyor ama gerçekten artık bir iradeye ihtiyaç var. Bu iradenin konması gerekiyor ve Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın her birini ayrı ayrı ilgilendiren bu konunun ele alınması ve 4 temel ilke ışığında erkenlilik ilkesi, kesintisiz eğitim, tam zamanlı eğitim ve multidisipliner bir yaklaşım konusunda birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Bunun devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Biz dernek, vakıf vesaire bu tür konulara başladığımız zaman 5000'lerde, 10000'lerde birdi aslında literatürde özel eğitim, otizmin görünürlüğü. Belki o zamanlar sağlıklı istatistik olmaya da bilirdi ya da tanımlama yanlış yapabilirdi, olabilirdi ama şu anda baktığımız zaman son 3-5 yılın içerisindeki artış bile bu konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani en son bilgimiz 2012-2013'te 88'de 1 iken 2014'te bu 68'de 1'e inmiş durumdadır. Dolayısıyla artık bu konu
bütçe ayrılması gereken, araştırma ve nedenleriyle ilgili olarak kaynak yaratılması gereken, fiilen özel eğitimin bu yönde yönlendirilmesi gereken bir unsurdur. Burada da en temel devlet politikası haline getirilmesidir. Ümit ediyorum artık buna dokunulacak ve daha iyi günlerde çocuklarımızın ihtiyacı olan eğitim ve rehabilitasyonu onlara sağlayabileceğiz.